Bu derste özellikle TOEFL, IELTS ya da üniversitelerin İngilizce yeterlilik veya proficiency sınavlarına hazırlanan öğrencilere hitap edecek bir konuyu ele alacağız. Writing bölümünde essay yazarken bu pratik aşamasında, öğrenme aşamasında aynı anda çok yazı yazmak mı önemli yoksa teker teker ilerlemek mi bunların etkileri, sonuçları bunları tek tek ele alacağız. Burada da özellikle anlatacaklarım hem bizim Writing Akademi eğitiminde farklı üniversitelerden, kurumlardan, öğrencilerle elde ettiğimiz tecrübeler hem de essay kontrol üzerinden farklı sınav ve kurumlardan, öğrencilerimizden gördüklerimiz. Şimdi pek çok farklı seviyede öğrenciyle çalışma imkanı bulduğumuz için neyin ne derecede etkili olduğunu ya da genel olarak diyelim belli seviyelerde adım adım ilerlemenin ne kadar sürdüğünü görmek mümkün oluyor. Özellikle dediğim gibi buradakiler bizim kendi öğrencilerimizle gördüğümüz tecrübeler. Yani onlara faydası sağlayan yöntemler olacak ama bunlar her ne kadar bizim tecrübelerimiz desem de yani eğitimin ve öğrencilerin doğası birbirine benzediği için bu yöntemleri ya da bu yaklaşımları pek çok farklı seviyedeki öğrenci için değerlendirmek mümkün. Şimdi bakalım. Özellikle genel rakamlar. Hatalar ne kadar sürede düzeliyor? Diyelim ki TOEFL'a, IELTS ya da bir Proficiency sınavına hazırlanırken iyi puan alabilmek için yazınızın mümkün olduğunca hatasız olması gerekiyor. Yani kelime seçimleri, gramerdir, bağlaçlardır, cümlelerin akışıdır, işte metin bütünlüğüdür. Pek çok farklı faktör var. Burada mümkün olduğunca hatasız temiz bir yazı ortaya çıkarmanız gerekiyor. Hatalar ne kadar fazla olursa puanınız da o derece çok kırılıyor. O yüzden Tabii pratik yaparken bir öğrencinin başlangıç seviyesine göre kabaca ne kadar çalışması gerektiğini öngörmek mümkün. Diyelim ki tam sınır bölgesinden kalmış bir öğrenci belki 4-5 yazıyla kendisini toparlayabiliyor. Hatalarını gösterip düzeltmesine yardımcı olabiliyoruz. Ama durumu biraz daha zayıf olan öğrenci belki 10-15 yazıyla kendini toparlayabiliyor. Durumu gerçekten eksik, hataları fazla, grameri çok yerleşmemiş, kelime seçimlerinde problemleri olan bir öğrenci belki 30-40 yazıyla kendini toparlayabiliyor. Ama nihayetinde gördüğümüz şu. Yani bir öğrenci düzenli geri bildirim aldığında o geri bildirimi dikkatli bir şekilde okuyup gözden geçirdiğinde ve her bir yazıda bunların takibini yaptığında muhakkak adım adım o düzelmeyi görüyoruz. Tabi bu yazı işi özellikle bir süreç. Yani bir anda efendim bir yazı yazdım yarına çok güzel yazıyorum değil. Her bir yazıda daha önceki yazılarda yaptığınız hataları azaltıyorsunuz. Adım adım daha iyi bir eser ortaya çıkartıyorsunuz. Şimdi burada nicelikten ziyade nitelik yani sayıdan ziyade nitelik derinlik. Mesela bizim öğrencilerimize söylediğimiz şey yüzeysel çalışacağınıza derin çalışın. Yani yüzeysel olarak 10 tane işte hani ne derler baştan 10 tane yazı yazacağınıza anlayarak, hissederek, araştırarak 5 tane yazı yazın. Muhtemelen daha çok faydasını görürsünüz. Mesela şöyle bir vakayı ele alalım. Biz bazen görüyoruz ki işte bir öğrenci belki 10 tane yazı yazarak ne yapmış? Sınavını geçmiş. Diyelim ki 50 seviyesindeki bir öğrenci işte 10 tane yazı yazmış, geri bildirim almış, her birinde kendini düzeltmiş. Daha sonra da 65-70 bandına gelmiş, geçer not almış. Şimdi baktığımızda bu öğrenci 10 tane yazıyla geçmiş. Ama o 10 yazıyı belki ne yapmış? İşte bir aya, bir buçuk aya, iki aya belli bir zaman zarfına. Yani öğrendiklerini sindirip hayata geçirebileceği bir zaman zarfına bölmüş. Şimdi biz aynı yazıları o öğrencimize direkt 2-3 günde yazdırsak yazdırabiliriz. Yani 10 tane yazıyı 2-3 günde hızlı bir şekilde yazdırmak, kontrol etmek mümkün. Ama sonuç olarak aynı sonucu almayız. Çünkü dediğim gibi özellikle yazı gibi bir süreçte hataları görmek, Ondan sonra araştırma yapmak, yeni yazı yazmak, geri bildirimlerin üzerinden hafta hafta geçmek ya da işte diyelim 3-4 günde bir geçmek gerçekten çok daha verimli. O yüzden yani az zamana çok fazla pratiği sıkıştırıp yüzeysel gitmek yerine biraz daha zaman içerisinde yayıp her bir geri bildirimden, her bir yazıdan mümkün olduğunca fayda sağlamaya bakmak lazım. Şimdi özetle bizim hem öğrencilerimize hem size söyleyebileceğimiz burada neler var? Bir, bir kere yazmaya başlamadan önce muhakkak yazacağınız konuda okuma yapın. Öğrenmeye vakit ayırın. Bizde şöyle bir sıkıntı var. Diyelim konu veriyoruz öğrenci. Hocam ben bu konuda yazamam. Tabii ki herkes her konuda yazamaz. Eğer yazamadığınız, fikir sahibi olmadığınız bir konuysa siz şu an öğrenme aşamasındasınız. Ne yapın? Açın o konuyla ilgili birkaç tane İngilizce yazı okuyun. Bir essay örneği okuyabilirsiniz. İşte bir gazete blog yazısı okuyabilirsiniz. Birkaç yazı okuyun. Kelimeleri görün. İşte argümanları görün. Ondan sonra hikayeleri görün. Ondan sonra kendiniz daha rahat yazarsınız. Sen bu vesileyle kısa bir kelime çalışması da yapmış olursunuz. Sonra öğrendiniz. Bu defa yazınızı yazın. Yazdıktan sonra yazınızı kendiniz bir gözden geçirin. Yani kendi editörünüz olmaya alışın. Gözünüz hataları, tutarsızlıkları yakalamaya alışsın. Mümkün olduğunca tabii ki her şeyi yakalayamayacaksınız belki. Ama mümkün olduğunca kendi kendinizi düzeltin. Daha sonra geri bildirim alın. Yani bu bir hocanız olabilir. Sizden daha iyi durumdaki başka birisi olabilir. Güvendiğiniz işte bir uzman olabilir. Pek çok farklı şekilde geri bildirim almak mümkün. Ama burada esas olan hani işini bilen uzman birinden geri bildirim almak. Böylece hani aldığınız geri bildirim kalitesinden emin olmak. Sonra aldığınız o geri bildirimi incelemek. Yani neyi yanlış yapmışsınız? Eksikleriniz, hatalarınız neler? Onları bir gözden geçirmek, not almak. Ondan sonra tavsiyeleri, eleştirileri incelemek. Ona göre de bir sonraki yazınızı planlamak. Yani diyelim ki zaman uyumuyla ilgili hatanız var. Demek ki ona dikkat edeceksiniz. Ya da işte tekil kelimeyi çoğul kelimeyle Uyumsuz şekilde kullanıyorsunuz. Ona dikkat edeceksiniz. Gramer ya da kelime seçiminde diyelim yaptığınız bir hatalar var. Siz bir kelime eksik biliyorsunuz. Onun yanlış olduğunu görüyorsunuz. Sonra araştırıp bir sonraki yazıyı düzeltiyorsunuz. Bu tarz tüm geri bildirimleri detaylıca inceleyip bir sonraki yazıyı aktarmaya çalışıyorsunuz. Ve bir hata listesi oluşturuyorsunuz. O hata listesiyle de yeni bir yazı yazmadan önce o hata listesini gözden geçiriyorsunuz. Yeni yazınızı yazdıktan sonra da diyelim geri bildirim almadan önce yine o hata listesini kullanarak kendi hatalarınızı ne yapmaya birebir incelemeye, anlamaya, görmeye, yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani ne diyelim? Hocanıza ya da sizi hani takip eden uzman o yazıyı göndermeden önce mümkün olduğunca siz kendi editörlüğünüzü yapmaya çalışıyorsunuz ki sınavda çünkü tek başınıza olacaksınız. Yani ortaya iyi bir eser koymaya ve bir editör gözüyle o yazıya bakmaya alışmanız lazım. Genel süreç bu. Bunu da her defasında tekrar ettiğinizde bu bir döngü. Birinci döngü, ikinci döngü, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Yani öğrencinin seviyesine ve ihtiyaçlarına göre bu döngü devam ediyor. Ama her öğrenci ne diyelim kendi ihtiyaçları çerçevesinde bu programı uyguladığında adım adım daha güzel, daha kaliteli, ne diyelim daha başarılı ve yüksek puan alacak yazılar ortaya çıkartabiliyor. Evet arkadaşlar ben Hüseyin Demirtaş writing akademiden ve Say control'den öğrencilerimizle elde ettiğimiz temel tecrübeler bize fayda sağlayan şu ana kadar çok farklı seviyelerde kurumlarda faydasını gördüğümüz temel yaklaşımlar bunlar. Bunları siz de uygularsanız muhakkak adım adım ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Writing özellikle dediğim gibi adım adım ilerleme işi. Yani bir anda sıçrama yapamıyorsunuz ama ne oluyor? Her bir yazı, her bir diyelim çalışma eğer dikkat ederseniz bir öncekinden daha iyi bir hal alıyor ve böylece diyelim ki 5-10 yazı yazdıktan sonra ya da birkaç haftalık çalışma yaptıktan sonra başladığınız yere göre çok daha iyi, çok daha diyelim ileri bir seviyeye ulaşmış oluyorsunuz. Evet bir sonraki derste Hüseyin Emirtaş'ta İngilizce kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.